go past that because it seems to contradict something we know is in the Bible. You did the wrong thing. Rejoice that your name is written in the book of life. Rejoice that you are mine. Oğlum şimdi dişlerini fırçalıyor burada kendi başına, bir yandan video seyrediyor. Otelden çıkma hazırlıklarındayız. Görüşürüz abi. Yavuz abiyi de havalimanına bıraktık. Şimdi Springfield, Ohio'ya doğru yola çıkıyoruz. Bak nereye geldik. Bu park yeri sadece korvetlere ait. Sanırım korvetiniz varsa buraya park edebiliyorsunuz. Burada o arabalar ölmüş mü? Arabalar ölmüş mü bilmiyorum. İlginç bir soru. Şimdi korvet müzesine geldik. Josiah'nın burayı seveceğini düşünüyorum. Ondan sonra da bir saat sonra da Buse'nin seveceği bir yerden geçeceğiz. Neresi biliyor musun Buse? Ya zaman öğrenirsin birazdan. Sağ şuna bak. Şu sahaya korvetin içine girdi. Böyle yaşıyor şu an, bakar mısın? Basarsan bir şey olur mu? İçerideki araba var. Şuradan gözüküyor. Korvet müzesindeyiz ancak tüm korvetleri incelemeyeceğiz. Buradaki giriştekilere bakıyoruz sadece çünkü çok uzun yolumuz var daha. Bu nedir ya? That's a really nice one, yeah. Neymiş? Bu arkamdaki araçlar çekilişle kazanılıyor. Her ayda bir çekiliş yapıyorlar. Oradaki az önce gördüğümüz yerde $10 ödüyorsun. Böylelikle çekilişe girebiliyorsun. Korvet Müzesi'nden bir ezilmiş penny alacağız. Böyle makinalar var. Bunlar genellikle 51 centle çalışıyor. 50 centini makine alıyor. Öbür 1 centi de böyle bir ezme makinesiyle eziyorsunuz ve üzerine korvet resmi basıyor. Zannedersem. Öyle değil mi? Hemen her müzenin böyle bir makinesi var. Bakalım. Bakalım Rusya'ya. Oh nice. Penny'yi bu hale getiriyor. Bir penny'yi. Gittiğiniz yerlerden böyle güzel hatıralar alabiliyorsunuz. Çok da ucuza geliyor. Çok sen. Çevir David. Evet. Oğlu şimdi penny aldı. Buradaki korvetleri de artık ne kadar süreli kiralıyorsunuz bilmiyorum ama $20 kiralayıp gezebiliyorsunuz. David Kuzey özellikle arabaların logolarını çok seviyor. Corvette'in logosuna bakıyor şimdi. Araba. Elizabeth Town. Şu anda Elizabeth Town'dayız. Çok sevdiğimiz bir film burada çekildi. Bunun için bir uğrayalım dedik. Sanırım ana yolda ciddi bir kaza oldu çünkü bir 45 dakika kadar neredeyse hiçbir yere gidemedik. En sonunda GPS bizi böyle ara dar yollardan bir yerden götürmeye çalışıyor ama en az bir saat kaybettik yolda. Amerika'nın ıssız bucaksız bir köşesindeyiz. Josiah'nin midesi kötü olduğu için metro bekliyoruz. Metro değil, tren geliyor burada. Ne metrosu? Şehir çocuğu olunca tabii tren miren bilmiyor, metro. Bizimkiler arabadalar.
takip etmeye devam ediyordu. Ya da şunu. İnanılmaz derecede yorulduk. Akşam yemeği molası verdik. Bundan sonra bir saat daha yolumuz var. Bu sahneden midesi bayağı kötü durumda. Mola verdik ama Kerem bir sefer çalışma başında. Halledecek birkaç iş var. Hala mola veremiyor ya. Arabadan kurtuldu. İşe devam. Güneş batmak üzere ama biz hala devam ediyoruz. Bir 45 dakikamız daha var. Sonunda geldik. Çok uzun bir gündü. Gerçekten çok yorulduk bugün. Çok.